Merhabalar. Şimdi öncelikle çelloyu elimize aldığımızda ne yapmamız lazım? Kılıfı elimize aldığımız zaman ilk başta yayı çıkartıyoruz, unutmuyoruz. Çünkü önce kılıftan çelloyu çıkartmaya çalışırken yayı arada telef edebiliriz. Yayı çıkarttıktan sonra arkadaki bir tane vida gibi bir şey var. Bunu sağa doğru sıkıştırılarak, mesela şimdi yayı gevşeteyim ben, çalar hale getirmemiz gerekiyor. Şu anda yayımız gevşek. Yayımı sıkıyorum. Ve bu açıda, bakın bundan daha çok sıkıp yayı işte şu açısını düz hale getirip, hatta biraz daha sıkıp kambur hale getirirseniz yayı sonsuza kadar kullanılamaz hale getirebilirsiniz. O yüzden şu açıda hemen hemen işte buraya bir parmak girecek şekilde bıraktığımız zaman ise gerginliğini çalar pozisyona gelmiş olacak. Yayımızı çalar hale getirdikten sonra ses çıkartmayabilir. Özellikle yeni aldıysanız eğer. Reçine dediğimiz bir şey, çam haline yapılan bir madde var. Onu bakın baş parmağı şuraya dayayarak, reçineyi üstünde tutarak önce ilk seferinde mesela bir yeri yaptık. Sonra bakın ben yine ilk sefer için diyorum. Parmağımı altına koyuyorum çünkü yayın ortasına doğru çok baskı yaparak sürttüğümde yine yayın kopma riski var. Bakın sonra burası, sonra gidiyorum. Burası. Bütün yayı kuvvetli ve fazla bir şekilde beyazlatana kadar önce bir ilk sefere mahsus reçineliyoruz. Sona kadar. Sonra normal sürüşe nasıl yapacağız? Yine baş parmak burada. Neden burada? Şuradaki metal kısma vurup reçine kırılmasın diye. Baştan sona doğru düz bir şekilde. Sanki çaldığımızı hayal edin. Eğer biz bunu parça parça bırakırsak o zaman yayı sürterken de ses atlamalı gelip gidebilir. Bir yeri unutabiliriz. Bir şey olur. Ses bozuk çıkar. O yüzden baştan sona kadar uzun bir şekilde yayı reçineliyoruz. İşimiz bittiği zaman, yalnız gereğinden fazla reçinirsek bu sefer çok tozlama yapar ve ses yine düzgün çıkmaz. Daha sonra çelyomuzu elimize aldığımızda ne yapacağız? Şimdi öncelikle bu çok hassas bir enstrümandır. Taşıması biraz zor olsa da göründüğü gibi çok sağlam bir şey de değildir. O yüzden bizim koyarken, taşırken çok dikkat edeceğiz. Nelere dikkat edeceğiz? Öncelikli olarak koyarken. Mesela çelyoyu şu şekilde bir yere bırakıp gitmek bırakıp duruyor değil mi? Onun ölümü için en temel bir sebep. Herhangi bir kedi bile çarpsa bu gider. İşte bunun gibi nasıl koyabiliyorlar bazı öğrencileri? Şöyle garip bir şekilde falan dayayanlar oluyor. Biz nasıl yapacağımızı anlatalım. Olmayacak bir sürü seçenek var da. Mesela birinci ihtimal bu şekilde sandalyeye yan koyabiliriz. Evet. Bu eğer ortada çok çarpacak birisi yoksa uygun. İşte yine bir başka koyma yöntemi bu şekilde. Bu da işte genelde konserlerde falan kullanılan yöntem. Bir başka seçenek. Çelyoyu hani biraz riskliyse, düşme ihtimali varsa yan olarak yere koymak. En iyi koruma yöntemi de bu tarafa bakmaya gerek yok. Mesela bir köşe var diyelim. Köşeye şu şekilde çelyoyu yaslamak. Hani neden? Sırtı daha sağlam. Telleri korumak amacıyla köşeye yasladık, durdu. İşimiz bittiği zaman zaten soruyor. Bu birinci seçenek. İki otobüste vesaire taşırken dikkat edin, çok önemli konu. Bakın şu aşağıdaki bölüm çelyonun alt tarafına bağlıdır. Dolayısıyla biz bunu otobüste taşırken, burası pik bu arada, yerde koyduk taşıdık. Kılıfında ama pik genelde dışarıda durur, dışarı durmasa bile. Otobüs sallandı, çelyo yere vurdu. O zaman direkt alt tarafı çatlama yapıyor. Ben bunun için ne yazık ki ayağımı feda edip çelyoyu ayağımın üstüne koyup orada taşıyorum. Eğer sarsıntılı bir yerse. Yok işte
metro, tramvay gibi bir yerdeyse o zaman çok sorun değil. Yine aynı şekilde taşırken şu şekilde tutup kılıfın içinde olduğunu düşünelim. Taşıyoruz ki telleri koruyalım. Çünkü bu şekilde taşıdığımız zaman dikkatsiz bir yolcu tellere vurup, eşiğe vurup, çok ben gördüm, eşiğin yeri değişmiş, derse geliyor öğrenci. Ne oldu diyorum, kaza geçirdi. Neden? Çünkü böyle taşıması lazım. Bu şekilde taşırsak çelloyu koruyabiliriz. Hatta mesela şu şekilde olabilir. Kılıfın içine düşünün. Biraz zor bir yere giriyorsak bu şekilde girebiliriz. Aksi takdirde yine böyle şuradan tutarak onu kontrol edebiliyoruz. Eşiğe çok dikkat edeceğiz, tellere dikkat edeceğiz. Evet.